Niye İbrahim kardeşlerin putları pazarda satarken sen niçin satamıyorsun? İbrahim babasına şunu söylüyor. Hiç çekinmeden hakkı haykırıyor her platformda. Diyor ki baba ben şöyle satıyorum, şöyle haykırıyorum. Kendisine ve size hiçbir faydası olmayan putları almak istemez misiniz? Diyerek söyleyince putu kim alır o zaman? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah ve ba'd. Değerli genç kardeşlerim, kurbanın iklimini yaşadığımız şu mevsimde İbrahim aleyhisselamı, atamız İbrahim'i iyi tefekkür etmek durumundayız. İbrahim aleyhisselam 16 yaşında bir genç iken Allah'ın dostu değildi. Yani dostluk ona anadan doğma verilmedi. Dostluğu, kurbiyeti o kendisi çalışarak kazandı. İbrahim aleyhisselam birçok imtihanlardan ve badirelerden geçerek Allah'ın dostluğunu elde etti. Ama bu kolay olmadı. İbrahim aleyhisselam 16 yaşında bir genç iken çevresinde o hep hakkı haykıran bir genç olarak bilindi. Ve bir gün İbrahim aleyhisselam insanlar belli bir yere toplandığı zaman panayıra İbrahim aleyhisselam kafasında kurguladığı o eylemi gerçekleştirdi. İnsanların taptıkları putların hepsini kırdı ve kırdığı baltayı en büyük putun omuzuna astı. İnsanlar geri döndüğünde bütün putlarının kırıldığını ve o baltanın da büyük putun omuzunda, sırtında asılı olduğunu görünce dediler ki hep bir ağızdan, sanki anlaşmış gibi. Dediler ki bu işi yapsa İbrahim yapmıştır. Acaba bugün diyorum ki bizimle alakalı birisi zikrettiği zaman İbrahim Hoca veya işte Recep kardeşimiz denildiği zaman bizim hakkımızda hayır kardeşim bunu o yapmıştır veya o yapmaz. O böyle davranmaz, onu bunu yaptıramazsınız diye bizimle alakalı çevremizde İbrahim aleyhisselama söylendiği gibi. İbrahim aleyhisselamı çağırdılar. Dediler ki ya İbrahim bunu sen yaptın değil mi? Ama sen yaptın dediklerinde diyenlerin elinde herhangi bir done yok, herhangi bir kanıt yok. Algılarında İbrahim'in yapmış olduklarını inanıyorlar. Niçin? Çünkü daha önce İbrahim onlar gibi o putlara tapmıyor. Hatta babasının zoruyla pazara gönderilip babası biliyorsunuz heykeltıraş. Kendisi bütün kardeşleriyle birlikte pazara gönderiyor kız kardeşlerini. Diğer kardeşler gidiyorlar babasının verdikleri putlarını satıyorlar. Ama İbrahim verdiği gibi aynı putları geri getiriyor. Satamamış. Niye İbrahim kardeşlerin putları pazarda satarken sen niçin satamıyorsun? İbrahim babasına şunu söylüyor. Hiç çekinmeden hakkı haykırıyor her platformda. Diyor ki baba ben şöyle satıyorum, şöyle haykırıyorum. Kendisine ve size hiçbir faydası olmayan putları almak istemez misiniz? Diyerek söyleyince putu kim alır o zaman? Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam onların putlarına inanmadı. Hatta pazarda onları satarken bile babasının hatırına bile söylemedi. O zaman bu algıyı oluşturdu. İnsanlar da dediler ki yapsa İbrahim kırmıştır. Ve bunun üzerine değerli kardeşlerim İbrahim aleyhisselam şu cümleyi ifade etti. Hani bunu bugün bütün anne babalar olarak iyi dersler çıkarmamız lazım. Bu kıssaları anlatırken hani hikaye olsun, video çekmiş olalım diye ben bunu yapmak istemiyorum değerli kardeşlerim. Burada asıl hikmetin ardına düşerek ve buradan kendi dünyamıza, kendi ailemize, kendi hayatımıza bazı dersler çıkaralım istiyorum. Onun için okumalar diyorum. Dikkat ederseniz İbrahim aleyhisselam böyle davrandı ve onlar dediler ki ya İbrahim bunları sen kırdın değil mi? İbrahim dedi ki hayır bu putu eğer o balta kimin sırtında asılıysa o kırmıştır dedi. Bunu söyleyince yine aynı hepsi aynı nakaratın nameleri gibi aynı cümleleri ifade ettiler. Dediler ki ya kardeşim o kırabilir mi? O put kendisine faydası yok. Çevresindeki putları nasıl kırabilir? Tam İbrahim'in istediği yere gelmişlerdi. Ve İbrahim aleyhisselam buyurdu ki peki çevresindeki putları kıramayan, kimseye faydası olamayan, size nasıl faydası olacak, bunlara nasıl tapıyorsunuz deyince ve onlar bir şeye karar verdiler. Neye karar verdiler? Dönemin en büyük firavunu, en büyük lideri dedi ki İbrahim'e o 16 yaşındaki gence öyle bir ders verelim ki bütün nesillerden nesillere, insanlara ders olsun. Burası çok önemli. Öyle bir ders verelim ki İbrahim'i gönderirler, dar ağacına çekerler, öldürürler. Öyle demedi.
Hayır. Dedi ki İbrahim'i kolay kolay öldüremeyiz. Öyle kolay bir ölüm ona yakışmaz. Öylesine bir büyük bir ateş yakalım ki bütün aleme ibret olsun. Herkes bundan ders çıkarsın. İbrahim'in yaptığı bu eyleme bir daha sonraki gelen nesiller cüret edemesin, cesaret edemesin diyerek böyle bir ateş yaktılar. Ve İbrahim'i o ateşin içerisine attılar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, biz bugün kendi hayatımızda İbrahim Aleyhisselam'ı kurbanını, onun İsmail'le olan ibretleri üzerinde düşünürken İbrahim'i geniş kapsamlı, İbrahim Aleyhisselam'ı hangi badirelerden bu dostluğu nasıl elde ettiğini iyi okumak durumundayız. Rabbim cümlemize kendisiyle kurbiyet kuracağımız, önümüze çıkardığı imtihanları İbrahim'i bir kıyamla, İbrahim'i bir duruşla atlatarak kendisine dost olabilme noktasında cümlemizi muvaffak eylesin.